Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz noktalama işaretleri. Bu dersimizde noktalama işaretlerinden virgül işaretinin kullanıldığı yerleri inceleyeceğiz. Virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili ilk kuralımız, birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır. Örneğimize dikkat edelim. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller, dinlenmiş ağaçlarda tutuk dilli gönüller. Faruk Nafiz Çamlıbel'den alınan bu dizelerde sessiz dereler, solgun ağaçlar, salı, sarı güller birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük gruplarıdır. Bu nedenle aralarında virgül kullanılmıştır. İkinci kuralımız sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Umduk bir cümledir, bekledik başka bir cümledir düşündük de yine başlı başına bir cümledir. Bunları tek bir cümle yaptığımız zaman sıralı cümle diyoruz. Umduk, bekledik, düşündük cümlesi sıralı cümle olduğu için aralarında virgül işareti kullanılmıştır. Uzun cümlelerde yüklemden ayrı düşen özneyi belirtmek için kullanılır. Örneğimize bakalım. Saniye Hanım merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir eserinden alınan bu cümlede yüklem altı çizilmiştir. Dikkat ediyoruz gelmişti. Öznemiz ise Saniye Hanım. Özne yüklemden oldukça ayrı düştüğü için Saniye Hanım'dan sonra virgül işareti kullanılmıştır. Dördüncü kuralımız Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa belirginliğini yitiriverdi. Elif Şafak'tan alınan bu cümlemizde bir an içinde olsa bir ara sözdür. Bu nedenle hem başında hem de sonunda virgül işareti kullanılmıştır tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül kullanılır. Adana'ya yarın gideceğim. Bu bir alıntı cümledir ve tırnak içinde kullanılmamıştır. Bu nedenle alıntı cümlenin sonunda virgül kullanılmıştır. Aç karnına çay içmekle hi, hiç iyi etmiyorsun dedi cümlesinde de. Aç karnına çay içmekle hiç iyi etmiyorsun bir alıntı cümledir tırnak içinde kullanılmadığı için sonunda virgül kullanılmıştır. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasında da virgül kullanılır. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Ahmet Haşim'den alınan bu dizelerde akşam, yine akşam, yine akşam. Tek Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcük ve sözcük grubu olduğu için aralarında virgül işareti kullanılmıştır. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, tamam, olur gibi sözcüklerden sonra da virgül kullanılır. Örneklerimize dikkat ediyoruz. Peki dedikten sonra virgül kullanılmış. Olur, ben de size katılırım cümlesinde de olur sözcüğünden sonra virgül kullanılmıştır. Haydi geç kalıyoruz cümlesinde de haydi teşvik bildiren bir sözcük olduğu için ondan sonra da virgül yer almıştır. Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra da virgül işareti kullanıyoruz. Sayın başkan, sevgili kardeşim örneklerinde gördüğünüz gibi. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra da virgül kullanılır. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz cümlesinde bu özne olarak kullanıldığı için bu sözcüğünden sonra bu zamirinden sonra virgül yer almıştır. O eski defterleri çoktan kapatmış cümlesinde de o zamirinden sonra yine virgül kullanıldığına dikkat edelim. Kitap dergi ve benzerlerinin künyelerinde yazar, eser adı, yayın evi gibi ayrımlarda virgül kullanılır. Dikkat ediyoruz. Falih Rıfkı Atay yazarın adı, virgül kullanılmış. Tuna Kıyıları eser adı, tekrar virgül kullanılmış. Remzi Kitabevi yayın adı, virgül, İstanbul, virgül, 1938. Kitap künyesinde de virgülün kullanıldığı yerlere dikkat edelim. Yalnız kitap künyelerinde dikkat etmemiz gereken bir noktada, eğer yazarın soyadı başta yazılmışsa soyadından sonra da virgül kullanırız. Örnekte Ergin virgül, Muharrem, virgül, Dede Korkut kitabı, virgül, Ankara, virgül, 1958. Metin içinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül kullanılmaz. Ee, bu bağlaçların örneğimizde altını çizdik. Onlara dikkat ediyoruz. Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül. Yahya Kemal Beyatlı'dan alınan bu dizede ya 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 yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül yer almamıştır. Tekrarlı, tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. İlk cümlemizde hem hem tekrarlı bir bağlaçtır. Hem gider hem ağlar önce ve sonrasında virgül yer almamıştır ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli cümlesinde de ya ya bağlacı kullanıldığı için tekrarlı bir bağlaç olması nedeniyle ya sözcüğünden önce de sonra da virgül kullanılmamıştır. Metin içinde ince ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mımi ekinden sonra da virgül kullanılmaz. Öyle zekiler vardır konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın. Atilla İlhan'dan alınan bu cümlede de "konuştular mı" örneğinde görüyoruz ki virgül işareti kullanılmamıştır. Şart ekinden sonra da virgül kullanılmaz. Konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. Oluyor olursa sözcüğünde Şart eki kullanıldığı için öncesinde ve sonrasında virgül işareti yer almamıştır. Sevgili öğrenciler, virgül işaretinin kullanıldığı yerleri inceledik. Bu konuda e, Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.